İlk soruda böyle diyorlar ya, şu üniversitede profesörüm, şu mesleği yapıyorum, hayatımda şu başarıları imza attım. Sonra çat ilk soruda eğleniyorlar. Aydın, artık arkadaş olabiliriz kritik noktaya geldiğine göre. Aaa Nihal! Murat Yıldırım yanaklarımı sıktı. Gerçekten çok memnun oldum, gerçekten çok memnun oldum, gerçekten çok memnun oldum. Oy. Herkese yeniden merhabalar, ben Aydın ve bugün Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığım bölümü beraber izleyeceğiz. Bugün belirli kısımları izleyeceğiz. Eğer yarıştığım kısmın tamamını ve bütün bölümü izlemek istiyorsanız ATV'nin kendi sitesinden izleyebileceğiniz linki aşağıda açıklamalar kutusuna koyuyor olacağım. Bu videonun altına Meryem Can'dan gördüm falan yazmayın. Bir kere o yarışmaya katılan ilk YouTuber benim. O yüzden de bu videoyu yüklemek hakkımdı bence, lütfen. Neyse, şaka bir yana Meryem Can'ın videosunu da keyifle izlemiştim. Umarım aynı şekilde benim de videomdan keyif alırsınız. Neyse, lafı çok uzattım. Zaten uzun bir video izleyeceğiz. Bir önce videoya geçelim. Aydın Gökşin geliyor. Büyük ihtimalle şundan dolayı Gökşin dedi. Ben i'leri ı gibi yapıyorum böyle. Noktayla i'nin gövdesi arasındaki mesafeyi çok dar bırakıyorum. Bu yüzden de büyük ihtimalle ı gibi göründü doldurduğum formda. Aydın Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Aydın Gökşin, 26 yaşındayım. Şimdi beni anons ettiği zaman duydum ya Aydın Gökşin dediğini. Çıktığım zaman ilk düşündüğüm şey, hemen adımı düzeltmem lazım. Aydın Gökşin derim. Aydın Andan Menderes'te fakültesinden mezun oldum. Zorunlu hizmet olarak Ankara'ya atandım. Şu anda Ankara'daki acillerden birinde doktor olarak çalışıyorum. Bu tam bir beni tanıyın videosuna döndü. Aslen Diyarbakırlıyım, Diyarbakır'da doğup büyüdüm. Hobi olarak da sosyal medyayla ilgileniyorum. Kimlerle beraber gel? Sosyal medya dediğime o kadar pişmanım ki. Sanki televizyonda YouTube demek yasakmış gibi geliyordu. Halbuki işte öyle bir şey yokmuş yani. Benden sonra katılan bütün YouTuberlar YouTube dedi. Ama ben bunu kimseye de sormadım. Niye sormadım ya? Normalde annemle gelecektim. İptal oldu. Kız kardeşim diş hekimliği okuyor. Vizeleri vardı, yine gelemedi. Ben de hiç kimseyi bulamadım bir anda. En sonunda da dedim ki madem sosyal medyadan uzun süredir. Çok ayıp ya. Kimseyi bulamadım da Nihal'i çağırmak zorunda kalmışım gibi oldu. Bu arada Nihal'le biz hiç tanışmamıştık. Sosyal medyadan konuştuğum bir arkadaşımdı. İlk defa orada yüz yüze geldik. Merhaba, ben Nihal Çelik. Kadir Has Üniversitesi'nde MIS öğrencisiyim. 23 yaşındayım. Aydın'la sosyal medya üzerinden tanışıyoruz. Yakından tanımak daha da eğlenceli. Ay, bak hiç kalitesini bozmuyor. Çok neşeli ve enerji dolu bir insan. Peki bir tahminde bulundu mu gelmeden önce Aydın Bey? Yani Aydın... Bir tahminde. Daha o kadar samimi ol. Daha o kadar. Bildiğin intikam almış benden. Aydın. Aydın kim diyor? Yani bir yakınımmış gibi hissediyorum. Tanışmak için güzel bir yer oldu bence. Yani. Evet, burası zaten öyle bir ortam. Formatlar karıştı biraz ama. Biraz mı? Evet Aydın. Kuralları biliyorsun. Başlayalım mı? Başlayalım. İzlerken bile çok iyi hissediyorum ya, gerçekten. Fış fış kayıkçı şeklinde başlayan ninninin devamında kayıkçının nesinden bahsedilir? Orası öyle bir ortam ki, bu ilk soruda bile şöyle diyordum içimden. Fış fış kayıkçı, kayıkçının neydi? Neydi? Küreği miydi? Neydi? A. Olta takımı. B. Küreği. C. Jet skisi. Gülüyorum ya, ya bu kadar pis bir bilinçaltı olamaz insanda. Orada bir jet skisi dedi diye bak nasıl gülüyorum, pis pis gülüyorum. D. Şnorkeli. B. Küreği. Son kararım. En büyük korkumu burada yenmiş oldum. Çünkü en büyük korkum ilk soruda eğlenmekti. İkinci soruda sıra. Geliyor. Genellikle ne tarz ürünlerin üzerinde el değmeden üretilmiştir uyarısı bulunur? A. Gıda. B. Mobilya. C. Tekstil. D. Beyaz eşya. A. Gıda. Son karar. Şimdi olsa bir tık düşünürüm. O heyecanla düşünmeden söylemişim. Sizin bir tahmininiz var mıydı gelmeden önce? İlk soruda elenirim diye korkuyordum. İlk soruda elenirim diye. Hem de çok korkuyordum. Hani keşke üçüncü soruda hani bir mesleğimi falan sorsalar da en azından çok tanımadan hemen. Evet ya. En büyük korkum buydu. Hani ilk soruda böyle diyorlar ya. Şu üniversitede profesörüm. Şu mesleği yapıyorum. Hayatımda şu başarıları imza attım. Sonra çat ilk soruda eğleniyorlar. Öyle bir şey olacak diye gerçekten çok korktum. O yüzden de hep şey diyordum. Keşke üçüncü soruda hani en azından barajı açtıktan sonra hani meslek yaptığımızı, neler yaptığımızı falan sorsalar diye ama Allah'tan barajı geçtim. İlk soruda elenenler genelde sonra da olsa tanınıyorlar. O yüzden aman dedik.
Maşallah. Sırada üçüncü soru var. 2000 lira değerinde sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra tamam. Şimdi burada tabii ki müzikten telif yememek için paylaşamıyorum. Pembe Panter müziği çalıyordu. Kahon'la çalmışlar ve arkadaki üflemeli enstrümanı soruyorlar. Aslında şıklarda sadece bir tane üflemeli enstrüman vardı. Ama ben o heyecanla yemin ederim üflemeyi duymadım. Ve düşündüm yani hangi enstrüman olabilir bu diye. Panter filminin dinlediğiniz enstrümantal versiyonunda Kahon adlı vurmalı çalgıya hangi üflemeli enstrüman eşlik etmektedir? Heyecan? Biraz. Biraz. Bir soru sırada 3000 lira değerinde geliyor. Analog fotoğraf makinelerinde ilk başımı yiyen soru. Yanlıkla kullanılan filmler genellikle kaç bozluk olur? A 36'lık, B 45'lik, C 63'lük. Dudağım sürüyor. D 98'lik. Aslında bir fikrim var. Ama riske de etmek istemiyorum. İyi halt ettin. O yüzden seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Seyirci jokerimi kullanmak. Sevgili seyirciler, analog fotoğraf makinelerinde yaygınlıkla kullanılan filmler genellikle kaç bozluk olur? A 36'lık, B 45'lik, C 63'lük, D 98'lik. Süreniz 10 saniye. Verenlerden biri. %71'i seyircimizin aşık 36'lık demiş. Tabii ki seyirciye güvendim yani. Daha az oranlar. A 36'lık son karar. İlk jokerimin başını yemiş oldum böylece. Fotoğraf makinelerini hiç görmedim. Yazık, Murat Bey de beni koruyacak. O fotoğraf makinelerine yetişemedin sen herhalde. O yüzden bu soruyu bilemedin. Yoksa bilirdin demek istiyor ama. Yetişti aslında. Küçük fotoğraflarım hep analog ama. Hani bir kere de elime almadım mesela. Sen buna pişmanım. Beşinci soruda sıra. 5000 lira değerinde. Gelsin efendim. Günümüzde Vikinglerin torunları olarak bahsedilenler arasında hangisi yoktur? A. Norveçliler. B. İsveçliler. C. Danimarkalılar. D. Slovaklar. Burada Joker hakkım yine hiç yüz yüze gelmediğim biriydi. Bu yüzden de her yerde viral oldum. Bütün Instagram hesapları, milyonluk hesapların hepsi beni paylaştı. Ama hiçbirinde adım geçmiyor. Anonim biri olarak yayıldım Instagram'da. Telefon Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Ya bakın, burada Vikingler çok barbar oldukları için korktum yani. Bir de alakasız bir yere yayıldılarsa ve soru şaşırtmacalıysa diye çok korktum. O yüzden de Joker hakkımı kullandım. Ha, Joker hakkım olan Afra da emin olamayınca iyice tereddüte düştüm. Tabii ki. Jokerleri tanıyalım efendim. Merve Nurcan Yay. Evet arkadaşlar, bildiğiniz Asena Ermiş, YouTuber olan. Barajı geçseydim eğer onu arayacaktım da barajı geçemediğim için böyle aklımda belirlemiştim. Ha bu arada Merve Nurcan Yay benim iş yerinden arkadaşımdı. Onu hiçbir şekilde aramayacaktım. Aslında yanımda getireceğim kişi de Merve Nurcan'dı. Ama çekim günü nöbet günüme denk geldi. O yüzden nöbet değişimi yapmak zorunda kaldık Merve ile. Kızcağızı getirme vaadiyle kandırdığım yetmedi. Bir de üzerine kendi yerime nöbet tutturdum. O yüzden de bari dedim ki kızın fotoğrafı görünsün, adı yazsın, bir jest olsun diye jokerlerinden birini onu yapmıştım. Aklımda şey vardı, hani çok düşünmek istemediğim için ilk 15 bin ne kadar soru gelirse Afra İrem'i ararım. Sonraki 15.000'den sonra da Asena'yı ararım demiştim. Afra İrem Duman, Asena Ermiş. Afra İrem Duman'ı arayalım. Afra Hanım arayalım. İyi halt ettin, aradın ha. Kimdir kendisi? Afra, tanımıyorum. Afra size gelmedik, 9 Eylül Tıp Fakültesi'yle okuyor. Afra Hanım iyi akşamlar, ben Murat Yıldırım. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? İyi akşamlar. Ya akşam. Oo, Murat Yıldırım'ı duydu zaten. Afra'nın aklında ne varsa gitti hiç. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Aydın Bey Joker olarak sizi, yakını olarak da Nihal Hanım'ı seçti sosyal medyada. Evet. Buna ne diyeceksiniz? Yani ben Aydın'ı uzun sürede takip ediyordum. Sonra Instagram'dan bir şekilde tanıştık. Ve çok iyi anlaşıyoruz, sürekli konuşuyoruz. Hala yüz yüze görüşmedik ama görüşeceğiz. İnşallah. Görüştük. Hazırsanız sorunuz gelecek. 30 saniyede süreniz. Murat Yıldırım artık alıştı, garip gelmiyor yani. Bu çocuğun herhalde hiç gerçek arkadaşı yok diye düşünmeye başladı. Hadi. Buyur Aydın. Günümüzde Vikinglerin torunları olarak bahsedilenler arasında hangisi yoktur? A. Norveçliler. B. İsveçliler. C. Danimarkalılar. D. Slovaklar. Günümüzde... Ay, en büyük korkum buydu. Tek okuduğumda karşı taraf soruyu anlamazsa İkinci okuyuşunda zaten süre bitmiş oluyor. Ve Afra soruyu tekrar eder misin dedi. Orada bir modum düştü zaten.
Günümüzde Vikinglerin torunları olarak bahsedilenler arasında hangisi yoktur? Norveçliler, İsveçliler, Danimarkalılar, Slovaklar. Vikinglerin torunları olarak bahsedilenler arasında. Fikrin varsa onu söyle en azından. Danimarka neresi? Norveç değil. Danimarka neresi? Norveç değil. İsveç, Danimarka. Gitti. Ha bakın, yüz ifadem her şeyin özeti yani. Şu andaki yüz ifadem her şeyin özeti. Evet. Daha gerçek arkadaşları dinlemem gerekiyor. Ay çok özür dilerim abla. Yarı yarıya zöker hakkını kullanmak istiyorum. Pekala. Seni erken kaybetmek istemiyoruz. Ya bu arada Murat Yıldırım'la aramızda gerçekten çok iyi bir enerji oluştu. Bayağı enerjimi arttırdı yani, işte bak seni kaybetmek istemiyoruz. Çok iyi bir yarışmacısın. Hadi falan böyle gazladı yani beni. İki tane yanlış cevap elesin bakalım derken eledi bile. A. Norveçliler. D. Slovaklar. Ya tabii ki Slovakları dedim yani. Afra yani bir gün yüz yüze gelirsek yanlışlıkla dengemi kaybedip düşebilirim üzerine yani. Orada süre akıyor. Benim konuştuğum şeylere bak. Bu arada kesinlikle hani o anda aklıma gelen bir şey değildi. Bu önceden de ben hep bunu söylerim insanlara. Vallahi üzerinize düşerim. O anda sinirliydim yani, espri değildi bu. Üzerine düşerim, kafana otururum. Bunlar benim gerçek hayatta da kullandığım tabirler. De Slovaklar. Son karar. İsveç, Norveç, Danimarka. Evet, geldik 6. soruya. Gelsin sorumuz. Biz de görelim efendim. Yunan mitolojisinde geçen hikayede Kral Midas'ın berberi bir kuyuya Midas'ın kulaklarının hangisi gibi olduğunu söyler. C. Eşek kulakları, son karar. Eşek mi? Eşek de demedim. Eşek lan. Ben baya kendimden geçtim yarışmada ya. Hayvanın hakkını verdim. Gerçekten. Jokerlerini kullanmayacağımı söylüyordum kendi kendime de, daha ne oldu anlamadım. Bir gerçekten. Bir anda gitti bitmiş. Bir anda gitti. Bir baktım üçünde de çarpı var. Bir anda uçtu gitti jokerler. O anda o psikolojide olmuyorsunuz ya. Sürekli bine düşme ihtimalinizi düşünüyorsunuz. Orada zaten ışıklar, seyirciler çok neyse, şu anda çok büyük bir klişeye imza atıyorum. Televizyonda izlerken yapıyordum sırf falan. Öyle bir psikolojiye girdim, yok yani. Olan oldu, çok da eğlendim. Gerçekten çok güzel anılar biriktirdim. 100 kere olsa 1000'inde de katılırdım. Gerçekten çok güzel bir deneyim. Herkesin yaşaması gereken bir deneyim bence. Vallahi. Kritik noktadayız. Jokersiz cevaplayacaksın. Doğru cevaplarsan 15.000 liraya garantileyip bir de çift cevap joker hakkı kazanacaksın. Nihal Hanım, bir şey söylemek ister misiniz bu kritik noktada? Aydın, artık arkadaş olabiliriz kritik noktaya geldiğine göre. Nihal! Hazır mısın? Hazırım. İkinci baraj sorumuz. Gelsin efendim. Harry Potter kitap ve film serisindeki karakterler korktukları için hangi karakterin adını söylemekten kaçınırlar? A. Dumbledore. B. Voldemort. C. Severus. Burada göbek atıyorum. Allah'ım, Harry Potter sorusu hem de baraj sorusu. Elim ayağım tutmadı burada var yani, ciddi göründüğüme bakmayın. İçimde bir volkan patlıyor yani. Allah'ım şükürler olsun bildiğim bir şey geldi diye. Snape. D. Lucius Malfoy. Telefon jokerim olan sevgili Afra, inşallah seni birazdan adını anlayacağım kişi kovalar. Ve Voldemort son karar. Nasıl bir gereksiz bir espri yapmışım. Yoksa biraz daha mı devam edeceğiz? Öyle deyince bir tereddüte düştüm. Eyvah, soruyu yanlış mı okudum diye. Bayağı samimi oldunuz artık. Evet. Artık Nihal'i çok seviyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Yaklaşık 10 dakikadır. Hayatımda bundan sonra inşallah hep olacak Nihal. İnşallah. İnşallah. Evet. Oradan sonra bir daha görüşürüz. Yok be, şaka yapıyorum. Hani İstanbul'a gittiğim ilk anda Nihal'le görüşeceğiz. İnşallah. Cevap joker hakkımız eklenecek. Eklendi. 30 bin lira değerinde. Gelsin ve görelim efendim. Avustralya'nın yaklaşık 4000 kilometre açıklarında gözlemlenen ve kafasız tavuk canavarı adıyla bilinen canlı hangisinin bir türüdür? Ben ne bileyim.
Bu soruyu zaten okuyunca dedim ki tamam Aylin gidiyorsun. Zaten güzel güzel yarıştın artık kalkar gidersin diye düşündüm. Sandalyeye otururken de çok zor oturmuştum. Zor oturduğum için kalkmamın da zor olacağını düşündüm. O yüzden yavaş yavaş koltuğun önüne doğru gelmeye başladım ben. A. Deniz hıyar. Gitti. B. Deniz yıldızı. C. Deniz anası. D. Deniz kestanesi. Vallahi hiç fikrim yok. Afra yaptım. Vallahi afra yaptım. Memnun oldum tatlım. Ben de memnun oldum. Dokunabilir miyim? Tabii ki buyurun. Tekrar dinleyeceğim burayı. Tabii ki buyurun. Murat Yıldırım diyor ki, dokunabilir miyim? Benim dediğim cevap, tabii buyurun. Ben hani şey diyor zannettim. Orada tokalaşıyoruz ya, hani dokunabilir miyimden kastım, tokalaşmak olduğunu düşünmüştüm. Herkes yanaklarını sıkmak istiyor. Yapayım mı sizin yerinize? Yanaklarını sıkayım mı dedi ve bütün seyirciler bir anda evet dediler. Ve sonuç, Murat Yıldırım yanaklarımı sıktı. Gerçekten çok memnun oldum. Gerçekten çok memnun oldum. Gerçekten çok memnun oldum. Gerçekten tanıştığıma ve yarıştığıma çok memnun oldum demek istiyorum ama programda sanki Murat Yıldırım yanaklarımı sıktı ve çok memnun demişim gibi oldu ya Allah'ım. Soru için deniz yıldızı olmadığını düşünüyorum. Deniz kestanesi olduğunu da zannetmiyorum. Ya hıyar ya anası. Heh, bak deniz yıldızı değil demişim. Deniz kestanesi değil demişim. Yani ya deniz hıyarı ya deniz anası olması lazım. Kafasız tavuk canavarı. Bak. Ha, kafasız. Kafasız diyorum. Deniz anası koca bir kafa. Heh, bak deniz anası koca bir kafa. Demek ki deniz anası da değil. Aslında sorunun cevabını bulmuşum. Ve jokersiz bulmuşum. Yine de joker kullanıyorum. Ya her türlü sonuçta geldim bu soruya kadar. Bari kalan jokerimi de harcayayım. Gerçekten ya. Hiç ekonomik kullanmadım ben bu jokerleri. Hem de hiç. Hiç belli olmaz. Ay yazık. Hala bana moral vermeye çalışıyor. Ya gerçekten çok sevdim Murat Yıldırım ya. Ama çift cevap joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Pekala kullan. C. Deniz anası son kararı. Bu arada aynı gömleğin şeyini giymişim. Orada uzun kollusu var, burada da kısa kollusu. Evet. Hayır, kafasız tavuk canavarı diyor. Deniz anası kocaman bir kafa dedin orada. Niye o zaman deniz anasını söyledin? Anası değilmiş. Olan oldu. Çok da güzel anılar biriktirmiş oldum. Yaklaşık 10 dakika. A. Deniz siyarı. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? A. Deniz hıyarı son karar. Acıları. Geldik 9. soruya. Burada şoka girdim. Allah'ım 30 bin liram var. 60 bin lira değerinde. Gelsin lütfen. Wimbledon tenis turnuvasında her yıl geleneksel olarak tüketilen ikili hangisi? A. Mısır gevreği süt. B. Dondurma su. C. Krema çilek. D. Kraker çay. Tam burada durduruyorum. İleriye sardırmadan cevap verin. Siz olsaydınız bu soruya ne derdiniz? Aşağıya yorumları bekliyorum. Kraker ve çay en mantıklı olan gibi geliyor. A ve D arasında kaldım. Mısır gevreği ya da süt. Kraker ve çay. Risk alacağım sanırım. Ya da gencim. Yani hani bir şekilde iyi bir meslek edindim. Pediatrist olmak istiyorum. Çocuk doktoru olmak istiyorum. Parayı bir şekilde kazanırım. Ben bu deneyimi biraz daha sürdürmek istiyorum. Cevap veriyormuşum az daha soruya. Peki hatırlatayım sana istersen. Son kararım diyene kadar hakkın var. 30 bin lira çek. Çok güzel destek oldunuz. Teşekkür ederim.
Şimdi çeki gösterince bir tatlı geldi. Çok şükür. Sanırım çekileceğim. Güzel de sohbet ettik diye. Ne oldu? Gençtin, iyi bir mesleğin vardı, para önemli değildi. Ne oldu? Çekiliyor musun? Çekiliyorum, son karar. Evet, 30 bin liran hayırlı uğurlu olsun. Bu yarışmada sadece 30 bin lira kazanmadın, bir de ne kazandın? Gerçek bir arkadaş. Evet. Burada ben Murat Yıldırım'ı kastediyorum. Şey, bir de sosyal medyadan. Beni kastetmiyorum. Aydın. Nurhal iyi beni engellememiş yani bu yarışmadan sonra. A mı D mi? D, kraker ve çay derdim büyük ihtimalle. Ayy. Gelmişti. 30 bin liran hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Senin kendimize çok mutlu olduk Aydın. Ben de çok hayatımın en güzel deneyimlerinden birine tekrar şahit olmuş oldunuz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Ve videolardan daha hızlı haberdar olmak için çanı açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.